Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için ocak zamları, maaşlara ne kadar artış gelecek? Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri dikkat. Ocakta maaşlar ne kadar artacak? Milyonlarca memur ve emekli, açıklanacak enflasyon rakamlarına odaklandı. Kasım ayı verilerinin ardından 5 aylık enflasyon farkı netleşecek ve maaş zam oranları büyük ölçüde belli olacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için %16-17 aralığında bir zam beklenirken, en düşük emekli maaşı konusunda tahminler dikkat çekiyor. Uzmanlardan beklentiler, zam oranları ve enflasyon tahminleri. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammed Bayram, emekliler için enflasyon farkının kritik bir unsur olduğunu belirtiyor. Ekim ayı itibarıyla maaş artış oranının %12.06 seviyesinde olduğunu ifade eden Bayram, Kasım ve Aralık ayı enflasyon beklentilerini şu şekilde açıkladı. Kasım ayı enflasyon tahmini %2. Aralık ayı enflasyon tahmini %1.5. Yıllık enflasyon oranı %44. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için tahmini zam oranı. Bayram'a göre Kasım ve Aralık ayı verilerinin ardından Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için %16-17 civarında bir zam oranı oluşması bekleniyor. Bu oran doğrudan maaşlara yansırken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme farkı nedeniyle daha düşük zam alabilir. En düşük emekli maaşı kaç Türk lirası olacak? Şu an 12500 Türk lirası olan en düşük emekli maaşının %16-17'lik artışla yeterince yükselmeyeceğini belirten Bayram Taban maaşın %21'lik bir artışla 15.000 Türk Lirası ile 17.500 Türk Lirası arasında belirlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu şekilde kök maaş ile taban maaş arasındaki farkın kapanacağı ve emeklilerin refahtan daha fazla pay alabileceği belirtiliyor. Refah payı ve ekonomik denge. Refah payı artışının bu dönemde beklenmediğini ifade eden Bayram, düşük gelirli kesimlerin refah seviyesinin artırılması gerektiğine vurgu yapıyor dengeli bir ekonomik düzenle alım gücünün korunacağı bir döneme geçebiliriz. Maaş artışlarında etkili faktörler Bayrama göre, maaş artışları yalnızca enflasyon oranlarına değil, aynı zamanda gayri safi yurt içi hasıla, gisi, artışına da dayandırılmalı. Özellikle alt gelir grubu için ekonomik düzenlemelerin önemini vurgulayan Bayram, şunları ekliyor. Enflasyonun tek haneye düşmesiyle birlikte alım gücünün korunduğu bir ekonomik düzen mümkün olacak.